Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben de şu hastalık mı var, benim durumum bu mudur, bana bunu mu yapıyorlar, bana neler oluyor şeklinde tahmin edebileceğiniz gibi açık beni çok fazla soru gelir. Biz de dedik ki onlardan bir buket yapalım. Yani bu bunları da şey altında topladık. Bu valla Mustafa Can'ın fikri benim değil. Hani böyle yeni dünyanın zihinsel sorunları diye bir başlık altında derledik bunları. Ve şimdi o başlıkları biraz sırayla üzerinden geçip ben mümkün mertebe biraz içinizi rahatlatmaya çalışacağım. Yani bizde öyle bir durumlar var mı yok mu kontrol etmek için temel düzeyde bir bilgilerine bakalım neymiş bunlar. Bir de olsa ne olur olmasa ne olur bize uzun vadede kötü bir şeyler yapar mı? Acık bunlardan konuşacağız. 7 tane başlığımız var. FOMO. ilk başlığımız FOMO. Fear of missing out kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Aslında bunu çoğumuz biliyoruz, maalesef hepimizin çeşitli derecelerde muzdarip olduğu bir durum. Sabah kalkar kalkmaz telefonunuzu açıp Instagram ya da Twitter'a bakıyorsanız sizde bir FOMO sendromu var demektir. Fear of missing out şu demek bir şeyler oluyor ve ben kesin kaçırıyorum. Yani dünya aldı başını gidiyor, ben burada pijamalarımla peşmurlu vaziyette, evde tıkıldım kaldım, millet aldı başını gidiyor. Şimdi bu neden oluyor? Sosyal medya biliyorsunuz sürekli bizim ilgimizi angaje etmek için bir ton algoritma kullanıyor. Ve bütün gün mık 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 o kaydır kaydır beğen beğen paylaş paylaş reaksiyonları var ya bizim çok isteyerek yaptığımız şeyler değil. Bir nevi zihnimizi ve irademizi ele geçirmeyi gayet mütekamil biçimde becerebilen algoritmaların varlığıyla ilgili bir davranış bu. Ve biz eğer dikkatli olmazsak bir süre sonra biliyorsunuz artık ekran süresi falan diye şeyler var. Oradan da görebildiğimiz kadarıyla günün çok hatırı sayılır bir bölümünü o ekranlara bakıp o içerikleri kaydırarak günde yüzlerce girdi okuyarak ya da fotoğraf geçirebiliyoruz. şimdi bütün günümüzü böyle geçirmeye bize alıştıran algoritmalar olduğunda tabii ki bu içeriklerden uzak kaldığımız her an sürekli haber seyreden bir insanın uzun süre haber seyretmediğinde ulan acaba ne oldu falan eskiden benim rahmetli de böyle ajans açsana ajansı acaba neler oldu falan dediği gibi şimdi çok daha anlık ve hızlı bir şekilde dünyada olan biten bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi geliyor. Ama mesela diyelim ki cep telefonunuzu kaybettiniz ya da çaldırdınız. Tabii Allah göstermesin bu devirde biraz sonra bahsedeceğimiz bir sendroma neden olabilecek kadar ciddi bir durum ama diyelim ki bir süre uzak kaldınız. Siz biliyorsunuz ki hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Yani aslında bir durum olmuyor. Fakat insanın o sosyal tarafının eyvah onlar gidiyor ben geride kaldım sürüden ayrılanı kurt kapar mantığının modern versiyonuyla maalesef işkence çektiği bir durum olarak çok anlaşılır bir vaziyet ve hepimizde var. Çaresi nedir? Sabah kalkınca önce yataktan kalkmadan önce bir kalbinizin atıp atmadığına, nefes alıp almadığınızı bakıp şükrederek başladıktan sonra yatağımızı uzatıp yüzümüzü yıkadık. Evde kim varsa onlara bir selam verdikten, ortalığı toparlayıp şöyle bir kişisel bakımımızı yaptıktan sonra gerekiyorsa bir sosyal medyaya bakalım. O zaman bunu çok çabuk çözüldüğünü göreceğiz günler içerisinde. Zira biz bağımlılık yapan davranışlara prim verdikçe yani onları tekrar ettikçe bunların sağladığı o ödül hani o like'lar, görmeler, oh ne güzel kızmış falan filan gibi zihinsel ödül mekanizmaları bu bağımlılıklarımızı pekiştirmeye yarıyor. Biz ne kadar zinciri koparırsak, ne kadar kendimize mesafe koyarsak bu konudan o kadar kurtulacağız. FOMO çok yaygın bir sorun efendim. Her an sizde de olabilir. 30'a düşmemek lazım. İşimiz var, gücümüz var netice itibariyle. Bir diğeri FOBO, Fear of a Better Option. Yani daha iyi bir seçenek korkusu ya da telaşesi. Şimdi uzun yıllardır biz alışveriş yapan insanlarda bir ürünü satın alırken ne kadar beğenirlerse beğensinler, mağazadan çıktıklarında ulan o yeşil şeyi de mi alsaydım acaba ya da onun yerine bunu mu alsaydım diye bir ikircik yaşadıklarını biliyoruz. Her satın alma prosedürü sonrasında çok fazla sayıda seçenekle maalesef sınanan beynimizin bu seçenekler arasında galip gelen bir açık ara, beğenilen bir seçeneği ayırt edemediğini biliyoruz. Her şeyin bize göre ayrı bir cazibesi var. Dolayısıyla neyi seçersek seçelim. Arkasında kalan şey hep bizi böyle biraz nasıl diyelim eziyor, büzüyor. Yani böyle bir pişmanlık yaratıyor arka planda. Özellikle hayatımıza giren seçim miktarı, seçenek miktarı arttıkça biz bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Üniversite tercih dönemlerinde mesela genç arkadaşlarımız yeryüzündeki bütün bölümleri tercih edebileceklerini sanıyorlar. Ve bu durumda da bilmem ne mühendisliğini seçince hede hödü bilmem nesinin kaçtığını, o fırsatı kaçırdıklarını düşünüyorlar doğal olarak. İşte tıbbı seçse bile çocuk mekatronik de iyiydi be falan filan gibi bir ikirciklenme kalıyor. Aslında buna benzer bir durum ve özellikle günümüzün normal haber ve sosyal medya tüketicilerinde bu çok fazla var. Herhangi bir şeyi satın aldığınızda, herhangi bir şeyi beğendiğinizde, herhangi bir şeyi takip edip bir gruba girdiğinizde bir süre sonra onun dışında kalan seçeneklere böyle işte ciğer kedi gibi baka kalabiliyorsunuz. Oraya da sarkayım, buraya da sarkayım. Onların o gel gel yapıcı, ödüllendirici ve cezbedici algoritmalarının da yardımıyla başı kesik tavuk gibi nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Elimizdekiyle tatmin olmak şükür dediğimiz bir unutulmuş eski antik bir pratiği sıklıkla hayatımıza geçirmek, elimizdekini azami kullanmanın ve ondan istifade etmenin yolları üzerine birazcık zihinsel mesai harcamak Fobo'nun en iyi çarelerinden bir tanesi olabilir. Yoksa hani dünyadaki her şey sizinmiş gibi size satılıyor. Öyle bir dünya yok. Bu illüzyonun içinden çıkabilmemiz de kolay değil. Çünkü adamlar işi biliyor. Arka planda algoritma yazmışlar neticede. Çalışıyorlar. Bir başka önemli ve meşhur Condition, durum. Ee, sevgili Meryem Uzerli ile gündemimize girdi bildiğim kadarıyla. Tükenmişlik sendromu ya da burnout ismini verdiğimiz hadise burnout deyince kesinlikle daha havalı oluyor. Tedavisi daha zormuş gibi geliyormuş burnout deyince. Tükenmişlik deyince other öyle falan diyorlar. Burnout o ciddi bir klinik vakaya benziyor. Halbuki ikisi de aynı şey. Temelde insan zihni, diğer bütün hayvanlarla bazı ortak mekanizmalar paylaşıyor diye anlatıyorum ya. Belli bir hedefe doğru hareket ettiğinizde o hedefe ulaştığınızda bir ödül almanız gerekir. Yani bunun size bir tatmin yaratması lazım. Lokantaya yemek zahmet gittiniz, oturdunuz, siparişi verdiniz. O önünüze gelecek olan yemeğin sizi hoşnut etmesi gerekiyor. Bu durumda halka kapanıyor, görev tamamlanıyor ve siz tatminli bir şekilde bir sonraki adımı, bir sonraki görevi yerine getirmeye başlayabiliyorsunuz. Hayatta da genellikle yaptığımız işlerde zihnimiz bizim böyle bir arayış içerisindedir. Adım attıkça, bir şeyler yaptıkça belli tatmin noktaları olmalı. Hatta biz sıklıkla söyleriz mesela bizim toplumda, benim en azından bulunduğum çevrede böyle bir şey başarınca değil mi? Bir kutlama alışkanlığı yoktur yani. Bunu yaptık hemen önümüzdeki maçlara bakalım bir sonra bir sonra. Halbuki mesela bunun insana iyi geldiğini biliyoruz. Bir şey becerince bir dur oh be çok şükür hallettik, iyi yaptık değil mi abi güzel oldu falan. Böyle bir mini kutlama yani her seferinde işte şampanya patlatmanıza gerek yok ama böyle bir Fark etme, bir şey yaptığını fark etme ve o keyfi yaşamaya izin verme gibi durumun iyi geldiğini biliyoruz. Bunun hiç olmadığını düşünün. Hiç böyle bir şey yok. Yıllardır çalışıyorsunuz, deli gibi mobiltlere uğruyorsunuz, ellerinizle kazıyorsunuz, bir türlü terfi edemiyorsunuz. En güzel işi yapıyorsunuz, lanet bir patron, lanet bir bilmem ne, hiç kimseye bir şey beğendiremiyorsunuz. İşte okullarda deli gibi en yüksek notu alsanız da... Ananız, babanız ya da öğretmeniniz gözünüzün üstünde kaşın var diye sana gıcık oluyor bilmem ne. Bütün bu ödülsüz çabalar yıllar boyunca arka arkaya biriktiğinde ve siz çabanızın karşılığı olarak yeterli zihinsel ödülü deneyimleyemediğinizde beyniniz bir sonra resmen şunu diyor. Yemişim lan böyle hayatı. Ben gidiyorum diyor. Ben çalışmayacağım artık diyor. Mesela bu tükenmişlik sendromu kendini nasıl gösteriyor? İnsanlarda ağır bir isteksizlik, ağır bir güvensizlik, harekete geçme zorluğu yok olma isteği, hiçbir işe yaramama duygusu gibi şeyler artık ağza dökülmeye ve davranışa yansımaya başlıyor. Depresyona çok benzer ama depresyonla temel bir farkı vardır. Tatile gidince geçer mesela. Ortam değiştirdiğinizde, biraz şartlar değiştiğinde bir ödül, bir haz hissi yaşamaya başladığınızda bu tükenme sendromu dediğim şeyin belirtileri hızla hafifler ama depresyon öyle değildir. Buraya düşmemek için hayatımızda yaşarken o rutin ekmek parası için şöyle çalışıyorum işte başarı için tırnaklarımla kazıyorum falan filan diyoruz ya. Yani yolda tükenmemek üzere ara ara kendimize küçük ödüller vermeyi, hakikaten hayatımızda haz alabileceğimiz bir şeyler deneyimlemeyi ihmal etmeyelim. Yoksa bunun sonu dönüşü biraz zor olan bir yere çıkıyor. Burnout öyle işte iki ilaç alıp bilmem ne yaparak geçirilecek bir durum değil. Özellikle insanın bireysel performansını bir anda pik yapacak şekilde aşırı düşüren bir durum. Allah vermesin çok kötü. O yüzden şimdi eğer işler yolundaysa azıcık böyle evimizdekinin kıymetini bilip onu varlığını kutlayacak, böyle fark edecek bir şeyleri hayatımıza katalım. Mesela şununla nefes alıyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Her nefese iki şükür lazım demiş Şirazlı Sadi. Alırken canı yeniler, verirken ruhu tazeler. Bilmiyorum. Her nefeste iki ödül var. Böyle bakarsanız hayat güzel. Bu nispeten artık biraz da eskimeye başlamış da bir durum. Nomofobi diye bir durum var ve birçok insan bunu hala tarif ediyor. Kısaca no mobile fobia kelimelerinin hecelerinden oluşturulmuş. Evden çıkarken cep telefonunuzu unuttunuz. Ne oluyor? E ne olabilir ki yani Dün her evi alırım diyorsun. Alamadınız. Çok uzağa gidince fark ettiniz. Bir şekilde gaflete düştünüz ve işte metrobüste bir yerde işte şehirler arası otobüse bindiniz giderken Allah cep telefonu yokmuş falan. Ben böyle birkaç tane şey yaşadım. Bir tanesi çok enteresandı. Şehirler arası otobüste gerçekten cep telefonu unuttuğumu fark ettim. Oraya binene kadar anlamamışım. Ve bir süre sonra gerçekten kara kara düşündüm. Çünkü gideceğim yerde de gideceğim yerin adresini bilmiyorum. Her şey cep telefonunda kayıtlı falan. Bir süre sonra bir cayırtı koptu. Bizim otobüs neredeyse yoldan çıkacak falan yol kenarı çıktım. Bir baktım. Bizimkiler <laughs> Arabayla otobüsün önüne kırmışlar. Bana cep telefonunu yetiştirdiler. Durdurdular otobüsü bana cep telefonunu getirdiler. Gerçekten Amerikan filmi gibiydi. Artık cep telefonu hayatımızda bu kadar önemli bir şey. Ve birçok insan bu önemine binaen muhtemelen cep telefonunu ya da mobil cihazını yanlarında bulamayınca fobi benzeri sendromlar ortaya koyuyorlar. Belirtiler açığa çıkarıyorlar. Terleme, mide bulantısı, panik ataklar geçirme gibi durumlar ortaya çıkarıyor. Özellikle insanların 2015'te yapılan bir çalışmaya göre %15 ila 20'si hastanelik olacak kadar şiddetli reaksiyon veriyorlar mobil cihazları yanlarında olmadığında. "Alay ne oluyor?" diyebilirsiniz yani. Şimdi mobil cihazların daha bu kadar işlevsel olmadığı günlerde başlayan bir sorundu bu. Bu mobil cihazlar bizi o kadar eğlendiriyor, o kadar meşgul ediyor. Hayatın gerçek sızılarını ve acılarını o kadar dindiriyormuş gibi görünüyor ki çok hızlı biçimde bizi kendisine bağımlı eden uygulamalarla dolu bu aletler o yüzden elimizden düşürmediğimiz şeylere dönüşüyor. Bir gün bir bağımlı eğer bağımlılık yapan nesnesinden uzağa düşerse adına yoksunluk sendromu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bunu filmlerde falan uyuşturucu bağımlıları açısından bolca gösterirler falan ama şu anda dijital teknolojiler neredeyse bu uyuşturucular kadar yoksunluk sendromuna sebep olacak etkiler yaratabiliyor. Nomofobi de bunlardan bir tanesi. Eğer teknoloji bağımlılığınız, mobil cihaz bağımlılığınız kritik bir düzeydeyse, bunu en iyi cep telefonunuzu unuttuğunuz zaman anlayabilirsiniz. Eğer gerçekten fiziksel, otonom tepkiler verecek kadar kalbiniz falan çarpacak, paniğe kapılacak kadar bir şeyler yaşıyorsanız, bu konuyu ciddi bir problem olarak ele alma vakti gelmiştir. Yoksa "Anne cep telefonunu unuttuk ya, ben şimdi adresi nasıl bulacağım?" diye telaşlarla "Sonra anma, boş ver canım, ne olacak? Bir şekilde yolda sorarız." diyorsanız, henüz normal bantta normal homo sapiyasılar içerisinde yaşamaya devam ediyorsunuz demektir. Bu arada cep telefonunu ya da mobil cihazını unutan insanların yaklaşık yüzde altısı bayağı belirgin bir rahatlık hissediyorlar. Onlar muhtemelen bizim gibi ihtiyarlar. Eski günleri hatırlıyorlar herhalde. O bizim zamanımızda cep telefonum vardı falan diye. Ama bu çok küçük bir oran. Bu arada bahsettiğim 2015 yılından bir çalışma. Şimdi parametreler oldukça değişmiş olmalı. Zira işte bir sene önce pandemi dönemini hatırlayın cep telefonu olmadan AVM'ye giremiyorduk vallahi düşünsene cep telefonun yok hayat eve sığmak zorunda yani yapacağımız bir şey yok dolayısıyla e, bu konu gittikçe derinlere işleyen bir problem şimdiden baş etmeye çalışmakta fayda var yakın zamanlarda bir televizyon kanalı bana bu meseleyi sormuştu yaz depresyonu yaz depresyonu diye bir şey çıkmış hocam ne diyorsun diye ben dedim olmaz öyle şey bir kere ben psikolog ya da psikiyatrist değilim ama çok basitçe yani daha dün olmayan bir depresyonun bugün de zırt diye ortaya çıkamayacağını temelde biliyoruz kitabı olarak. İnsanların depresyona girmek için vesile aradığı bir dünyada yaz bile depresyona sebep olabiliyor ve orada hakikaten o programda da konuşulan birkaç tane uzman ve bu konuda işte biraz baktığımız literatür hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanların başka nedenlerle zihinsel donanımlarında meydana gelen çalışma dengesizlikleri herhangi bir tetikleyiciyle mesela bir anda havaların ısınması ve yazın gelmesiyle bile depresyon benzeri bir sendrom tetikleyebiliyor. Mevsimsel afektif bozukluk dediğimiz bir şey uzun süredir psikiyatride var. Nedir o? Sonbahar dönemlerinde kışa doğru geçişlerde havalar kapanır, böyle Eylül melankolisi falan başlar ya. Bu durumlarda bazı insanlarda özellikle işte beyinde serotonin denen maddenin miktarının aşırı azalmasına bağlı gerçek klinik ve belirtili bir depresyon hali gözüküyor. Bu mevsimsel afektif bozukluk Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygındır mesela. O yüzden oralarda hem psikiyatrik ilaçlar hem uyuşturucu alkol tüketimi yüksek olması buna bağlarlar büyük oranda. Bu gerçek bir rahatsızlıktır, vardır. Ama böyle hafif bir melankoli hissetme hali gibi değildir. Bildiğiniz insanlar günlerce yataktan çıkamaz, kimseyi görmek istemez falan. Bayağı ağır bir depresyon durumudur. Ve genellikle ilaç müdahalesiyle falan bu insanlar normale döndürülür. Fakat oranları küçüktür. Fakat çağımızda birçok insan dolar yükseldi diye bile depresyona girebiliyor. Çünkü zaten laçka olmuş bir nörokimyasal sistem var. Bu özellikle kitleleri etkileyen bazı değişikliklerden çok çabuk tetiklenebiliyor. Bu arada bir çıkan yeni moda işte sanki klinik bir rahatsızlıkmış gibi duyulan ama literatüre baktığınızda hiç karşılığı olmayan yaz depresyonu gibi hikayelerde biraz böyle zaten kafamız bozuk, yaz gelince bile bazı insanların tadı kaçabiliyor. Bunların tamamı yazla, güneşle, sıcakla ilgili olmaktan çok insanların rutin hayatlarında bazı birikmiş problemlerle alakalı. Onlara işaret olarak değerlendirilirse Elbette ki bu tip sinyaller bir iyileştirici farkındalığın kapısını açabilir. Ama çoğumuz maalesef yaz depresyonu diye bir şeyi tedavi edecek doktor ya da ilaç aradığımızda esas sorunu halının altına süpürmüş oluyoruz. Şimdilik en azından çok şükür yaz depresyonu diye bir şey henüz icat edilmedi. Onu da söyleyelim. Çok yaygın ve aslında bunlar arasında en eski olanlardan bir tanesi kaygı bozukluğu. Biraz önce bahsettiğimiz FOMO, FOBO, NOMOFOBI vesaire gibi meseleler de aslında çeşitli düzeylerde kaygısal sorunlar, endişe problemleri. Kısaca hatırlayalım, korku nesnesi belli olan bir reaksiyondu. Endişe ise nesnesi olmayan korkuya verdiğimiz isim. Endişe bozukluğu özellikle şu anda ergenlik yaşlarından başlayarak insanların çoğunda çok yaygın düzeyde ve normal insanın endişelilik düzeyi eskiden bildiğimiz çok üzerine çıkmış durumda. Çünkü hayattaki belirsizlik, seçenek bolluğu ve genel olarak İnsanın fabrika ayarlarıyla gittikçe uyumsuzlaşan yaşamımız bizde yaygın bir endişe problemi yaratıyor. Bunu beslenmemiz besliyor, ilişkilerimiz besliyor, günlük uyku uyanıklık döngülerimiz besliyor. Her şey insanın zihninin ileriye doğru tahmin mekanizmalarının bozulmasına ve gereksiz endişeler üretmesine neden oluyor. Benim açımdan, benim uğraştığım konu açısından herhangi bir şekilde klinik böyle ilaca bağlı müdahale doğrusu ilaç temelli müdahale gerektirecek kadar ağır anksiyete problemleri dışında günlük endişe, gerginlik ve anksiyete durumlarıyla en iyi başa çıkmaya sağlayacak farkındalık beynimizin bir hayatta kalma donanımı olduğunu sık sık kendimize hatırlatmak. Onun işi önce kötüyü görmek. Eğer geleceğe baktığınızda sürekli olarak endişeli bir şeyler düşünüyorsanız bir kere bu temelde normal insan beyninin en azından bir bölümü geleceğe baktığında endişeli olmalıdır, korkmalıdır. Ters gidecek bir şey bulmalıdır ki bizi hayatta tutacak önlemler alsın. Ama bir taraftan eğer bu hayatımızı zorlaştıracak endişe nöbetlerine, sıkıntılı hallere çok fazla sebep oluyorsa hayatımızda önemli bir şeyi eksik bırakıyoruz demektir. O da olumlu olanı hayal etmek, çıkışı, geçişi ve fırsatı fark edebilecek zihinsel egzersizleri yapmak gibi sadece insanın yani bizim yapabileceğimiz bazı zihinsel idmanları boşladığımızı gösterir. Eğer biz zihni kendi haline bırakırsak ya da kaçar ya demeyeceğim. Hep olumsuz tarafa gider. Hep o tarafa bakar. Onu buradan bu tarafa çekmek zürafaların yapamadığı ama bizim yapabildiğimiz bir şey. Lütfen güzele bakalım, güzeli hayal edelim. Hayatımıza projeler, hedefler, ileriye matuf adımlanmaya değecek bir takım ülküler, hedefler koyalım ve onlara doğru en azından ilerlediğimizi hayal edecek bir zihinsel egzersiz modelimiz olsun. Hayatında uzun vadeli işleri, hedefleri, amaçları, büyük idealleri olan insanların bu tip sorunları çok minimal düzeyde yaşadığını biliyoruz. Onlarla bizim beynimiz arasındaki fark ne? Yazılımsal. Hı. Update gelmiş onlar. Yani eğer böyle bir anksiyete problemi varsa tekrar söyleyeyim klinik olarak ilaca mecbur kalınacak derecede ağır bir anksiyete bozukluğu tanısı almamışsanız ama böyle gergin hissediyorsanız bir idman değişikliği gerekiyor olabilir. Güzel bakın, güzel görün. Hayatınızdan lezzet Formül basit. Ve tabii ki bunların hepsinin ötesinde bu aralar herkesin kendini içinde istediği depresyon var. Sevgili dostlar, depresyon öyle pazarda demet 50 kuruşa satılan bir şey değil. Depresyon ciddi bir tanı, depresyon ciddi bir beyinsel patoloji. Yani bugün bunun nörobilimsel karşılığını da biliyoruz. Hafif, orta ve majör depresif bozukluk dediğimiz kabaca 3 kademede düşünebileceğimiz bir rahatsızlık tipi bu. Uzun süre yaşanan stresin beyni götürdüğü nihai süreç olarak biliyoruz depresyonu. Fakat bazı depresif vakalar stres yaşanmasını bile gerektirmiyor ve bunlar genellikle çok ağır tablolar şeklinde ortaya çıkan ve muhakkak klinik müdahaleyi mecbur kılan major depresif bozukluk dediğimiz gruba dahiller. Fakat uzun süreler biraz önce bahsettiğimiz burnoutlara falan sebep olan o hayatımızda sürtünme yaratan unsurların çok fazla olduğu bir hayat yaşıyorsak bunların bir birikimi olarak beynimiz aşırı stres hormonlarına bir yanıt olarak küçülmeye ve nörokimyasal yapısını değiştirmeye başlıyor. Bunun da aslında tek mantıklı uyumsal nedeni şu. Artık bu kadar kırbaçlanmaya dayanamıyorum diyor. Yani yeter. Çünkü stres hormonu dediği şey, sürekli beyni kırbaçlıyor. Daha çok düşün, daha çok düşün. Bir çözüm bul. Bölüyoruz, gidiyoruz, bir işe yaramıyoruz falan diye. Senelerce kırbacı vurdukça beyin de artık duyarsızlaşıyor. Yani hayvan çatladı derler ya böyle sürekli kamçı vurmaktan biraz ona dönüyor. Ve yavaş yavaş nörokimyasal dengesi bozuldu. mesela ilk gördüğümüz şeylerden bir tanesi serotonin dediğimiz madde dibe vuruyor ve miktarı çok azalınca serotonin tatmin kimyasalı, mutluluk kimyasalı diyebiliriz. Beyinde oranı çok düşünce ne olsa bir türlü insan kendini tam ve tatmin olmuş hissetmiyor. Bir türlü mutluluk hissedemiyor. Bir türlü hayatta bir şeyleri başarabilecekmiş gibi hissetmiyor. İşte nedir semptomları? Akşam uyuyamaz, sabah yataktan kalkamaz, daha önceden zevk aldığı aktiviteleri yapmak istemez. Hayata angacı olmak ve hayata bir şey katmaya gönülsüzleşir. Ve bir süre sonra böyle silinip gidip bir köşeye çekilip yatırıp duvarlanmak ister açıkçası. Aslında evrimsel olarak baktığınızda depresif ruh halleri bizim kültürel evrimimizde özellikle çok önemli çözümlerden biridir. İçinden çıkılmaz sorunlarla çok boğuşan insanlar ruminasyon dediğimiz düşünce döngülerine biraz patolojik olarak kapılarak devamlı o döngüleri işlete işlete bir köşeye çekilip işten ileri ayağını çekip o soruna belki alternatif bir çözüm bulma şanslarını arttırabilirler. Aslında depresif sendromların evrimsel olarak görünen böyle bir faydası var. Fakat bu nadiren çözümle sonuçlanabiliyor. Çoğumuz maalesef bu döngülerin içerisinde işlevsizleşebiliyoruz. Çok basit bazı yaşam tarzı düzenlemeleriyle depresif sendromlardan hızla kurtulmak mümkün. Her zaman amaç ve hedef çok belirleyici bir şey. Ama bu geceden okunup sabaha karar verilip hemen hayata geçirilecek bir şey değil. Günlük yürüyüşler yapmak, gıdamızı biraz dikkatli tüketmek, yüksek kalorili gıdalardan kaçınmak, uykumuza dikkat etmek, etrafımızı acık sevdiğimiz ponçik insanları toplamak. Hatırlıyor musunuz bu tavsiyeleri? Daha önce çok bol bol anlattığımız şeyler. Bunları hayatımızda arttırarak bizi depresyona sokan süreçlerin bizden uzaklaşmasını kolaylaştırabiliriz. Depresyon ve depresif sendromlarla ilgili söylemek istediğim benim tarafımdan en önemli şey şu. Depresif, anksiyetik, gergin, hevessiz, böyle harekete geçmekte kendini zorlanıyor hisseden biriyseniz eğer, sistem size diyor ki bir şey ters gidiyor. Hadi düzeltelim. Bunlar uyarı sinyalleridir ve bu sinyalleri doğru biçimde alabildiğimiz takdirde Bunlar bizi çok faydalı yerlere taşırlar. Ama ağrı kesici medeniyetinin terkinlerine uyarak sadece bu ağrıları susturmak için böyle işte masaj aletlerinden antidepresanlara bir şeyler arıyorsak üzgünüm bunlardan bir şey öğrenmeyeceğiz. Sistem çok güzel alarmlarla donatılmış ama alarmlar susturulmak için değil, tehlikeye haber vermek içindir. Onu ben de buradan bir kere daha hatırlatmış olayım. Hepinize sağlıklı, güzel, azimli, neşeli ve açık beyinli günler diliyorum.